Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki dersten sonra ne yaptık? Reallock'un nasıl çalıştığını, nasıl uygulamasının yapıldığını aslında gösterdik. Bu derste bakın Reallock'la alakalı bir örnek yapacağım. Ama biraz daha ekstrem bir şey olacak. Yani biz aslında bu Reallock'la sıra sıra acaba bir veri dizisini, acaba karakter girişi alarak bu program üzerinde gerçekleştirebiliyor muyuz? Ona bir bakacağız arkadaşlar. O yüzden bakın include'larımı yazıyorum. C, std.io'yu buraya ekliyorum. C, string'i ekliyorum. Aynı şekilde include diyorum. C, std.lib'i buraya ekliyorum arkadaşlar. Ve int main'i de buraya koyuyorum. Şu şekilde. Şimdi bakın uygulamamızın temeli aslında çok basit. Uygulamamız aslında temel olarak şunu yapacak. Bizim bir adres bloğumuz olacak ama dinamik olarak bunu kullanıcıdan giriş aldıkça büyüteceğiz arkadaşlar. Yani atıyorum işte veri girmesini isteyeceğiz. Diyeceğiz ki işte tam sayı girmek istiyorsan işte tıklayın diyeceğiz. Sonra o girecek. Girdikten sonra tam sayıyı alacağız. Aldıktan sonra aslında tam sayıyı oraya gideceğiz, atayacağız arkadaşlar. Temel olarak yapacağımız en önemli iş bu olacak arkadaşlar. O yüzden bakın ben gidiyorum bir int yıldız pd tanımlıyorum buraya null değişkeniyle tabii. Null değişkeni aslında burada ne yapıyor? Bu null yani pd aslında hiçbir yeri göstermesin diyorum ilk etapta. Int n veriyorum bir sıfır olarak ve int ch ve val değişkenleri burada tanımlıyorum. Ch aslında karakter için, valid aslında arkadaşlar. Buraya atacağımız değerler için aslında alacağım arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada benim bir tane sonsuz bir döngü oluşturmam gerekiyor. Onu da gidiyorum for'la yapıyorum. Eğer for'un içerisine böyle iki nokta işareti koyarsanız ikisi de boşluk olacağı için ve bu içerideki değer aslında sıfıra eşit olmayacağı için hiçbir zaman bu bir sonsuz döngü anlamına geliyor arkadaşlar. O yüzden ben gidiyorum ne yapıyorum? Printf ile burada kuralımı gidiyorum yazıyorum. Kuralım ne olacak burada? Enter a new integer value for memory diyelim buraya. Şu şekilde. Şimdi bakın bizim burada aslında bir tane karakter almamız gerekiyor arkadaşlar. Bu karakteri ben nasıl alacağım? Gideceğim şurada bir idiom kullanacağım şöyle. While döngüsü oluşturacağım bir tane burada. Ve while'ın içinde şöyle bir blok oluşturacağım. Şimdi bakın ben karakteri gideceğim. Bunun içerisinde alacağım arkadaşlar. Ve diyeceğim ki burada ch eşittir diyeceğim. toUpper denen bir fonksiyonum var benim arkadaşlar. Tabi bunun için include c type olması lazımdı sanırım. Şu şekilde. Yanlış yapmamak adına toUpper diye bir fonksiyonum var. toUpper fonksiyonunun içerisinde getch diye bir fonksiyonum var arkadaşlar benim. Bu getch fonksiyonumu aslında getchar fonksiyonumu aslında burada çağıracağım arkadaşlar. Ve bu fonksiyonu çağırdıktan sonra bu parantezi kapatıyorum. Ve bu fonksiyon e'ye eşit olmadığı sürece ve ch eşit değilse hayır'a ben bunu devam ettireceğim. Burada hep o karakteri aslında almaya çalışacağım arkadaşlar. Ve bakın printf ile aslında burada gideceğim ne yapacağım? O seçeneğimi aslında burada göstereceğim. New line veriyorum. %c veriyorum bir karakter olarak. Bir de new line buraya veriyorum. Ve verdikten sonra da ch'ı burada yazdırıyorum. Evetse evet, hayırsa hayır arkadaşlar. Ve gidiyorum if diyorum ch eşitse hayır değerine bu döngüyü tamamen kırıyorum arkadaşlar. Neden? Buraya devam etmek istemiyorum çünkü. Bu ne yapacak benim? Aslında for döngümü burada kıracak arkadaşlar. Şimdi bakın printf diyorum. Give number diyorum buraya. Bu sefer burada scanf ile bunu alacağım artık. Scanf'in içerisinde burada gideceğim ne yapacağım? Yüzde değil arkadaşlar. Aslında adres while değerini burada atama yapacağım arkadaşlar. Ve bu atanan değeri de gideyim burada yazdırayım. Printf'in içerisinde while diyorum. Buraya yüzde d koyuyorum. Ve new line koyuyorum. Bunu koyduktan sonra arkadaşlar gidiyorum while'i burada yazdırıyorum. Şimdi geldik en önemli kısma. PD'yi null'la başlatmıştık. O yüzden bakın gidiyorum int yıldızla reallock fonksiyonunu bir kere burada çağırıyorum. Ve PD bölgesinden aslında bunları oluşturmaya başlıyorum. Neyle? Size of int çarpı neyle?
n artı 1 ile arkadaşlar. Bakın burada. Şimdi ben n'i ne atamıştım yukarıda? Bakın 0 olarak atadım. N artı 1 yapınca aslında bunun 1 değerine sahip olduğunu görüyorum. O zaman döngünün bir yerinde aslında benim bu n'in değerini aslında bir yerlerde arttırmam gerekecek arkadaşlar. Ama şu anda ben 1 byte'lik yer açtım. Eğer bunu açtıysam if diyorum pd eşitse null değerine, yani bu bölgeyi ayıramamışsa printf diyorum bakın burada. Bu printf yaptıktan sonra arkadaşlar cannot allocate memory ifadesini buraya yazıyorum. Aynı şekilde bakın buraya da geleceğim, ne yapacağım? Bir exit koduyla aslında exit vermem gerekiyor. Exit failure yazısını da buraya veriyorum arkadaşlar. Şimdi bakın eğer ben bunu yaptıysam PD'nin n'inci elemanına, yani sıfırıncı elemanına dizilerde atama yapmam gerekiyor. Ama n'in değerini de aslında arttırmam gerekiyor. O yüzden n artı artı dediğimde burada sıfıra atama yapacak. Alt bloğa geçtiğinde n'in değerini 1 arttırmış olacak arkadaşlar. Şimdi bakın bu for döngüsünün içerisinde ben her seferinde ne yapayım? Bunun içerisinde bir for vardı. Gideyim printf diyeyim. Ama önce şey yapalım. Şöyle bir printf bilgilendirmesi verelim. You enter 1D element to the dynamic array diyelim. Burada kaç tane aslında benim eleman buraya verdiğimi tek tek söyleyelim. Bunu nasıl göstereceğim? N ifadesiyle göstereceğim arkadaşlar. Sonra da ne yapalım? Gidelim bir for döngüsünün içerisinde int i eşittir sıfırdan. Bu sefer i nereye kadar? N'e kadar olacak arkadaşlar. N'e kadar olduktan sonra bakın i artı artı yazacağım. Ve bu pd'lerin hepsini burada yazdıracağım. Bakın pd diyorum burada. Pd yüzde d diyorum. Şu şekilde eşittir bir de yüzde d diyorum. Ve bir new line koyuyorum. Ve bunu yaptıktan sonra arkadaşlar aslında new line koymayalım gerçi buraya. Yan yana olsun bu. Şu şekilde. Bunu yaptıktan sonra bakın buraya i diyorum. Buraya da pd i değerini koyuyorum. Ve bunun döngüsünün çıkışında da aslında bir tane new line karakteri buraya koyuyorum arkadaşlar. Alt satıra geçmesi için. Şu şekilde. Şimdi sanırım örneğimizi tamamladık. Burada. Bir şu örneği bir deneyelim. Şimdi enter a new memory value for enter a new integer value for memory. Yes mi no mu? Ben burada evet diyorum. Evet dedikten sonra bana e'yi gösteriyor. Give a number diyor. Mesela 56 diyorum. 56 dedikten sonra bakın arkadaşlar val'in değeri ne yaptı? You enter one element to the dynamic bilmem ne bilmem ne dedi. Enter a new integer value diyor bakın. Tekrardan aslında. Aslında şunu şöyle değiştirsek daha iyi olur. Ya da bu böyle kalsın. Yine enter diyorum. Ben bir numara daha veriyorum. 12. Basın, bakın bu sefer pd'yi 56 ve pd1'i 12 yaptı. Yine evet diyorum. Sallıyorum 444. Bakın pd2 444'ü aldı. Sallıyorum burada. Tekrardan evet yazısını veriyorum. Bunu verdikten sonra bakın işte atıyorum. 675 bilmem ne şöyle bir şey yaptım. Buraya hayır dediğimde arkadaşlar programı benim için ne yapıyor? Durduruyor arkadaşlar. Şimdi bakın programı bir daha özet geçeceğim ben size burayı alloc fonksiyonuyla alakalı. PD'yi biz null ile başlattık. Neden null ile başlattık? Çünkü ben bir önceki örneğimde ne demiştim? Bakın realloc'a siz null karakter verirseniz burada bu PD'yi aslında null ile başlatmasına rağmen bir adres bölgesi bize tesis ediyor. O PD'nin adresini buraya atıyor arkadaşlar. Ben bunu size of'u neyle verdim? N'i sıfırla başlattığım için her döngüde bir eleman ekleyeceğim için artı bir artı bir olarak gösterdim. Çünkü bakın n'in değerini ben burada update ediyorum arkadaşlar. Her eleman alındığında buraya. Aynı mantıkla biz buradan eleman da çıkarabiliriz bu arada. Ama hangi seçenek olduğunu bizim burada kodlamamız gerekiyor. Şimdi bakın ben burada sonsuz bir döngünün içerisine girdiğimde önce enter a new integer value for memory evetse evet hayır hayır diyoruz ve bu karakter aslında ne yapıyor? While döngüsüyle aslında program bizi bekliyor. Get char arkadaşlar burada bir karakter alarak alana kadar aslında burada ne yapıyor? Bu döngüyü burada tutuyor. Sonsuz döngüymüş gibi. Ve ben burada diyorum ki bakın CH'in içerisinde to upper diyorum ya ben burada. To upper dediğim şey aslında burada şu. To upper'ı aldığımda küçük e veya büyük e versem de fark etmez. Bu get char'ın içinde ne varsa onu büyük e'ye atıyor arkadaşlar. Ya da hayır eşit değilse bu döngüyü hep devam ettiriyor. Şimdi bakın ben buraya geldiğimde CH'in içerisinde CH eğer H'ye ise bu for döngüsünü kırıyorum bakın arkadaşlar burada.
Bakın ondan sonra ne diyorum? Give a number diyorum. Val'in içerisine gidiyorum. Değer alıyorum scanf'le. Scanf'le aldıktan sonra real lock'un içerisine gidiyorum. Bu bloğu yaratıyorum. Yarattığımda ama n artı 1 ile yapıyorum. O zaman benim ne yapmam lazım? Her döngüde aslında bir tane val buraya atayacağım için n'i 1 arttırmam gerekiyor. O yüzden bakın pd'ye n değerine gidiyorum. Val'e atıyorum. Sağ tarafta artı artı olduğu için burada ne yapıyor? N'in hangi değeri varsa o değerde kalarak onun atamasını yapıyor. Diğer yandan artı artı yazdığım için bir alt döngüye geçtiğinde n'in değerini 1 arttırıyor. Ondan sonra da ben gidiyorum burada dynamic array kısmında kaç tane eleman koyduğumu buraya koyuyorum. Ve ondan sonra da bakın bir for döngüsüyle her döngüde aslında bunun değerlerini tek tek geziyorum arkadaşlar. Şimdi bakın bu dinamik dizi bir kere doğrusal artan maliyetle çalışıyor. Yani her seferinde bir for döngüsü dönüyoruz. Ama sabit zaman kategorisine sokmak için biz bellek alanı tek tek değil çok çok yapabiliyoruz arkadaşlar. Burada maliyet azalıyor ve bunu aslında amortion constant time deniyor. Ama bunu şu anda aslında çok düşünmenize gerek yok. Yani advanced bir program yazacaksanız aslında arkadaşlar bizim için önemli ama bizim şu andaki aslında ilk önceliğimizi verdiğimiz konu ne? Bir diziye gerçekten dinamik olarak burada arttırma veya azaltma yapıp yapamadığımız arkadaşlar. Biz aynı mantıklı bakın bu dizinin içerisinde real log'la boyutunu küçültebilir miydik? Kesinlikle küçültebilirdik arkadaşlar ve her seferinde aslında dinamik olarak bunu tanımlayabilirdik. Statik dizileri kullanmadan bakın biz bu mantıklı aslında bir işlem yaparsak aslında en sağlıklı yolu bu şekilde olduğunu göreceğiz. Çünkü siz burada adres ataması yaptığınızda ya da atıyorum adresleri ayarlamak istediğinizde bakın hafızadan o kadar çok yer kazanıyorsunuz ki ve dizinizin boyutu sabit olmak zorunda değil arkadaşlar burada. O da çok önemli ve çok güzel bir şey. Dizinizin boyutunu arttırabiliyorsunuz veya azaltabiliyorsunuz. Ve bunu run time'da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Compile time'da değil yani. Şimdi bakın. Bu konuda bizim için şu anda bitti. Bir sonraki derste arkadaşlar size bazı aslında yer belirleyici ve tür niteleyici ile alakalı size birkaç şey anlatacağım. Normalde ben bunu daha önce göstermiştim C++'da ama bunları biraz daha detaylı bir şekilde artık işleyeceğiz. Çünkü artık birçok şey öğrendik. Fonksiyonlara erişim öğrendik, chart öğrendik, curt öğrendik. Yani aslında buradaki bilgilerimizi çok arttırdık arkadaşlar. O yüzden bakın bunların üzerinden bir kere daha geçeceğim. Geçtikten sonra arkadaşlar artık ne yapacağız? New delete operatörünü aslında C++'da detaylı bir şekilde giriş yapacağız arkadaşlar.